Şöyle demiş. En basamaklı bir doğal sayıcı. Mesela bu 2 basamaklı, 3 basamaklı, bu da 4 basamaklı. Burada n2, burada 3, burada da 4 oluyor. Bir doğal sayı için basamaklarındaki rakamların toplamının eninci kuvvetine eşitse sayının kendisi. Şimdi şunları toplayacağız. Tabii şunu yazayım. Bakın burada n sayısı 2. 2 basamak. Burada n sayısı 3. 3 basamak. Burada n sayısı 4. Çünkü 4 tane basamağı var. Sonra şuna bakacağız. Bu sayı şu rakamların toplamının karesi mi? Yani şu mu? 8 artı 1'in karesi oluyorum. 9'un karesi mi? 81 9'un karesi gerçekten. Demek ki bu sihirli sayı. Bu oluyor. Bu olur. Bir numaradaki olur. Gelelim 2 numaraya. Bakacağımız şey şu rakamlarını toplayacağız. 5 artı 1 artı 2'nin şöyle yazayım da eşit olmak zorunda değil. 2 bunun kübü olacak bu sefer. Toplamı 6, 8. 8'in kübü 512 mi? Şimdi tabii direkt bilmek zorunda değiliz. Şöyle de yapabiliriz. 8'in kübü 3 tane 8'in çarpımı. 8'e 8'i çarparsak 64. 64 ile 8'i çarpacağız. Şimdi 4 ile 8'i çarparız. 32. Elde var 3. 6 kere 8. 48. 3 de elde vardı. 51. 512. Bu da doğru. Sayının kendisini veriyor. Demek ki bu da sihirli sayıymış. Gelelim buna. Burada gördüğümüz sayı rakamlarını topluyorum. 2 artı 4 artı 0 artı 1. Bunun dördüncü kuvveti mi? 6, 7, 7'nin dördüncü kuvveti mi? Bu şudur. 7 çarpı 7 çarpı 7 çarpı 7. Tabii 7'nin karesi 49 olduğu için bu ikisi 49. Şu ikisinin çarpımı 49. 49 ile 49'u çarpalım. Ben şöyle köşede çarpacağım. Şöyle. Şimdi 81. Elde var 8. 4, 9, 36. 44. Şimdi 4 çarpı 9 36. Elde var 3. Şunu çizeyim. 4 kere 4 16. 3 de burada 19. 1 10. Elde var 1. 4 13. 1 burada 14. Yine 1 elde 2. Bunun sonucu da 2401. Bu da sağlandı. Demek ki bu da bir sihirli sayı. Üçü de olacak.